Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha değişik, biraz daha yorumsal bir içerikle karşınızda olacağım. Özellikle piyasa içerisindeki gidişat hala kötü devam etmekte. Bitcoin ve özellikle Ethereum girişleri oldukça önem kazandı piyasa içerisinde. 2-3 Temmuz itibariyle Ethereum ETF girişleri başlarsa piyasada bir hareketlilik görme ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Özellikle Temmuz'un sonlarında da FED açıklamalarıyla birlikte piyasanın yönü tekrar belli olacaktır diye düşünmekteyim. Altcoin sepetimiz hala devam etmekte ve sepetin haricinde de kanal içerisinde içeriklere devam etmeye çalışıyorum elimden geldikçe. Çok fazla beni teşvik eden bir şey olmasa da birçok insana karşılıksız yardımcı olmaya bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum. Hem Bitket üzerinde referansımızla kopyala yaparak arkadaşlar güzel paralar kazanıyorlar hem söylediğim coinlerin arkasında durarak daha önce paylaştıklarımın güzel kazandırmasıyla birlikte birçok insanı teşvik ediyor açıkçası. Şimdi burada artık biraz daha dediğim gibi oturaklı bir sepet, oturaklı para kazanma gibi durumlar söz konusu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz hatalarından ders çıkartmalıyız arkadaşlar. Belli hatalar hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Bulduğumuz coinler çok güzel para kazandırıyor ama baktığımızda bizim de geniş bir sepette sahip olmamız Elbette çok büyük paralar getirmiyor bazen. İşte örnek veriyorum Rio Coin'den 25 X para kazandık. 25 X para kazanmak gerçekten bence şu anki piyasaya baktığımızda çok muazzam bir durum açıkçası. Bu 25 X'i kazanırken aslında tüm sermayemiz de Rio'nun içerisinde olsaydık şu an hiçbirimiz boğa beklemiyorduk. Veya benim yakaladığım yerden birçok arkadaşımız yakaladı ama herkes tüm sermayesiyle bu parayı yakalamadı açıkçası. Yani sepet yaptığımız için biraz daha bölerek yaptık. Yani burada aslında hatalarımızdan ders çıkarmamızın birinci temel kurallarından bir tanesi. Belli sermayemizi güvendiğimiz projelerde biraz daha ağırlıklı tutmamız gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar. Evet işte ben Rio aldım, Clure aldım ve diğer projeleri aldım ve güzel paralar kazandım. Ama bunlara hepsine eşit bir şekilde bölüm yaparak kazandım arkadaşlar. O yüzden ee, şu noktadan sonra artık biraz daha inceledip biraz daha böyle e, piyasa üzerinde olgunlaştığımızda sermayemiz kısıtlıysa ve işte ciddi paralar yoksa elimizde arkadaşlar burada biraz daha ağırlığı güvendiğimiz projelere koyabiliriz. Örneğin RND mesela 6x7x gibi bir para kazandık ilk paylaştığım zamandan bu yana. Burada tabii ki gene e, sepet yaptığımız için diğer projelerle aynı miktarlarla içerideydim. Gene STX'den 4x 5x gibi bir kazanç yakalamıştık. Yani baktığımızda arkadaşlar burada kazandığımız tüm projelerde 250 bin 300 bin gibi sermayelerle içerisinde olsaydık biz şu an zaten çok büyük paralara ne yapıyorduk arkadaşlar hitap ediyorduk. Aslında sepet yaptığımızda biraz daha böldüğümüz için olayı kazancımız ciddi projelerden daha az olmakta. Bu da insanı böyle düşününce biraz daha aslında canını sıkıyor. Yani biz zaten başarılıyız. Zaten bulduğumuz projelerde güzel paralar kazanmışız. Paralar kazanmışız fakat bunu tam böyle elle görülür bir şekilde ne yapamadık? Cüzdanımıza sokamadık açıkçası. Yani nakite dönüştüremedik. Bir mal alamadık. Ne yaptık? Piyasa içerisinde bunları sürdürülebilir bir şekilde sepeti devam ettirdik. Şu an boğa geldiğinde belki bu kazançlarımızı sepete yaymamız daha da güzel kazandıracak bize. Fakat şu noktada açıkçası biraz da sorgulamak gerekiyor bazı hamleleri. Ee, ben artık dediğim gibi sepet içerisinde daha çok güvendiğim, daha ciddi bulduğum projelere biraz daha ağırlık vermeye çalışıyorum. Çünkü videonun başında söylediğim gibi işte Rio'dan 25x kazanmışım. Örnek veriyorum sepetimde 300 bin bir sermayem var. Sepeti oluşturdum 300 binlik bir sermayeyle. O sermayenin neredeyse güvendiğim projelere işte 200 binini bölseydim. Şu an 6-7 milyon paramız vardı. Ama bunu tamamen bu şekilde ağırlığı vermeden diğerlerine de böldüğümüz zaman da bu 6-7 milyon para ortada yok oluyor. Aslında baktığımızda biz bu paraların daha da üstünde kazanç yakalamışız x'lere baktığımız zaman da. İşte Rn'lere örnek veriyorum ee, ne yapacaktık 100 bin lira soksaydık mesela örnek veriyorum sermaye olarak 7x kazanmışız dipten ne yapacaktık? 700 bin lira sadece Renedere kazancımız vardı bizim boğa gelmeden önce. İşte Rio'da ne vardı? 25x. Ne yapacaktık? 100 bin soksaydık. 2,5 milyona yakın bir para kazanacaktık belki. Bunun haricinde fetch coin'in dibin dibinden aldık. 30x'e yakın bir kazancımız var. 50 bin, 100 bin, 200 bin gibi sermayeler soksaydık ciddi paralar kazanacaktık. Belki şu ana kadar işte STX'ler, Chlore'ler, işte Chain GPT'ler Diğer projelerin hepsinden biz ilk başta çok güzel paralar kazandık. Burada kanalda biliyorsunuz yani paylaştığım tüm projeler yürüdü. İlk ayakta yürüdük biz çünkü. Çok güzel para kazandık doğru hamlelerle. E, bu hamlelerde sepetimiz çok yaygın olduğu için gözle görülür paraları elde edemedik. Bu yüzden açıkçası biraz daha bakışımızı, fikrimizi, e, finansal piyasalarda duruşumuzu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda artık... Başlangıç olacak ve bundan sonra biraz daha hamlelerimiz daha sert ve daha böyle arkadaşlar sepeti kısırlaştırdığımız dönemler olacak. Ve güvendiğimiz projelere açıkçası biraz daha ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum ben. İşte... Pepe gibi, Floki gibi coinlerde risk almıyoruz. Biraz daha sermayemizi düşük bir şekilde içerisinde tutuyoruz. Fakat artık işte güvendiğimiz projelerde UBX gibi, Rio gibi, RNDR gibi, Fetch gibi keza STX ve SEI gibi coinlerde 5x, 10x kazançlar boğa döneminde bence gelecektir. 300 bin gibi sermayelerle içeride olsak yani 3 milyon parayı çok hızlı bir şekilde elde edebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Ve biz bunu başta da yapabilirdik. Ve başta bu korkuyu satın aldık fakat büyük miktarlarla satın almadık açıkçası. Şu anda belki bir çoğumuz işte bu paylaştığımız kazançlardan bir ev sahibi, bir araba sahibi veya işte bir kendi işini kurma durumunda ciddi bir gelir elde edebilirdi. Ee, bunu tabii ki düşününce kazanç yönteminden çıkıp parayı göremedikten sonra çok fazla tatmin etmiyor sizi. İşte kanalda şunu paylaştık 5x kazandık. O şak 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 tamam kazandık ama yani elde bir şey var mı yok? Oradan alıp gene piyasaya sokuyoruz zaten parayı. E, piyasaya sokuyoruz. Bu sefer yeni aldığımız projenin katlamasını bekliyoruz. Alsat yapıyoruz. Bu güzel bir şey aslında. Ama artık bence e, ciddi kazançların, ciddi mala dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yavaş yavaş yükselişlerle birlikte artık sağlam projelerde biraz daha ağırlığımı daha ciddi tutmayı düşünüyorum. E, burada da size önerim o olacaktır. Evet güzel para kazanıyoruz. Sermayemiz kısıtlı olsa bile örnek veriyorum bir adamın 50.000 sermayesi vardır. biraz daha ağırlığını bir iki koyunda tutarak diğerlerine bölebilir açıkçası. Ya da 100.000 bin sermayem vardır. Tek bir yere koy demiyorum. Kesinlikle sepet taraftarıyım halen. Ama biraz daha ağırlığı örnek veriyorum. 100 binlik sermayede 20-22 tane projeye ve diğerlerine ufak ufak bölebilirsin. Burada 20 binde 10x yapsan 200 bin. iki projeden 400 binlik bir para kazanırsın zaten. Bu 400 bin birlikte tekrar tek bir projeye soksan Solano, Ethereum gibi bir projeye soksan daha büyük paralara gidebilirsin açıkçası. E, bu tarzda bir yorumsal video yapmak, kendi düşüncemi, fikrimi sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel projeler buluyoruz. Bulmaya da devam ediyorum ben açıkçası. Çok fazla izlenmediği için paylaşımları durdurdum. Twitter'dan arada yazıyorum sizlere. E, o da beni takip eden birçok e, devamlı takipçim olan insan var. Onlara saygım devam ettiği için paylaşmaya devam ediyorum. Destek olanlara açıkçası. E, bu şekilde bir durum söz konusu. Bunu biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum. Şu anda belli bir strateji hazırlıyorum. Finansal piyasalar içerisinde hem borsa alanında hem kripto alanında tüm finansal piyasalar içerisinde kendi stratejimi oluşturma dönemindeyim. Ve bu dönemde de benimle birlikte olan birçok yatırımcıya, birçok arkadaşımıza, takipçimize yardımcı olmak adına birçok hamle yapacağım. Belki bir grup açarız Bu grup ücretli ücretsiz nasıl olur bilmiyorum Burada hamlelerimi paylaşırım beni takip eden yatırımcı arkadaşlarımızla herkese kazandırmak istiyorum çünkü bu piyasada bir para var. Bu parayı almak benim elimde Sizler de bunu yapabilirsiniz. Üstüne düşerseniz gerçekten çok kolay para var Vadeli işlemlerde nasıl kazandığımızı Görüyorsunuz her gün yani yüzde %30 %40 %20 Bu paralar çok aslında güzel yüzdelikler Arkadaşlar yani şu anda Doların yıllık kazancına baktığımızda Altının yıllık kazancına baktığımızda Bazen bizim günlük kazancımız ediyor yani İnsanlara o yüzdeliği görmek Şaka gibi geliyor ama o yüzdelik paradır Arkadaşlar %40'lık Bir işlem paylaştığımda paramın %40'ı büyüttüğümü demektir Bazen ben paramın yüzde kırkını bir saatte büyütüyorum. Bazen on dakikada bazen bir günde büyütüyorum. Bu kötü bir aran değildir. İşte yüzde altmışlık fetch işleminden roya paylaştım mesela. Paramı yüzde altmış büyütmüşüm. Bin dolarım varsa bin altı yüz dolar oldu. Yüz dolarım varsa yüz altmış dolar oldu. İnsanları yüzdeliği böyle anlayamıyor gördüğünde. O bir paradır aslında. Yani bu piyasada para var ve bu parayı ben dağıtmıyorum. Ben kazanıyorum ve herkes kazansın istiyorum. Tek amacım bu. Sermayemizi biraz daha hızlı katlamalıyız, hızlı büyütmeliyiz. Güzel projeler yakılıyoruz ama bunu reel bir duruma dönüştüremiyoruz. Artık kazandığımız durumları reel bir şeye dönüştürmemizin vakti geliyor yavaş yavaş. Piyasa hareketlendikçe reel bir şekilde dönüştürme yapmaya başlayacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.